COVID-19 tedavisi gören aile sağlığı merkezi çalışanlarının ücretlerinden kesinti yapıldığı yönünde iddialar gündeme geldi. Bununla ilgili güncel durum nedir? Bu iddialar doğru mu? Ya, doğruysa çok acı tabii. Ya bu iddia değil, gerçek. Ya iddia değil, bu gerçek. Şimdi bizim kanun ve yönetmelikler, aile hekimliği kanun ve yönetmelikler çıkartırken idari izin kavramını koymayı unutmuşlar. Ya bunu bakanlıkta bürokratlar söylüyor veya koymak istemediler. Yani bizim şu anki mevzuatımızda idari izin diye bir kavram yok. Bizler aile hekimliğinde yıllık izine bile ayrılırken, hasta olduğumuz zaman bile eğer yerimize bir hekim arkadaşımıza vekalet veremezsek, yani aynı aile sağlığı merkezinde çalışan bir arkadaşımız bizim yerimizde o görevi almazsa, biz izne ayrıldığımız zaman veya rapor aldığımız zaman ücretimiz kesilmekte. Şimdi burada özel bir durum var. Olağanüstü bir durum var. Evet. Arkadaşlarımız birçoğuna temaslı olarak, illa hasta olması şart değil. Temaslara da 14 gün izolasyon izni verdik. Evlerinde kalmaları, karantinada kalmaları için. Arkadaşlarımızdan bir kısmı, hemşireler dahil, 14 gün evlerinde kaldılar. Ve bu süre içinde tabii öyle olunca aynı ASM'de birkaç kişi birden izolasyona gitmek zorunda, temaslı oldular. Gittiler. Ve buraya müdürlükten hekim arkadaş görevlendirildi. Ve bu arkadaşlarımızın ücretleri, 14 günlük ücretleri hemen hemen %50'si aldığı ücretlerin kirli. Ve şu an bu konuda dava açmayı düşünüyoruz. Ama tabii dava sonucunu bilmiyoruz. Ama böyle bir durumda bile hasta olanların, hastanede yatan arkadaşlarımızın bile kesildi. Şu an ücretleri. Yani ücretlerin yarısı kesildi. Çok çok kötü. Bu da günlerde dile getirdiğimiz bir olay ama bakanlıktan bu konuda da bir açıklama gelmedi. Hala bekliyoruz. Çok çok üzücü. Bu da ayrı bir... Çok önemli. Çok, çok önemli. Onun yanı sıra Recep Bey geçtiğimiz hafta sonundan 11 Nisan'dan itibaren hafta sonları 2 günlük sokağa çıkma yasağı, genel karantina uygulanıyor ama bu 2 günlük olarak uygulanıyor. Bir aile hekimi olarak bu uygulamanın sonuçları sizce şu an için tatminkar mı? Bu yeterli mi? Doğru bir uygulama mı? Ya tabii uygulama şimdi sokağa çıkma yasağı olarak değil de biz bunu eğer Mart ayı sonlarına doğru yapabilseydik. Bakın Umre'den geldiler, ellerini kollarını sallaya sallaya, ilk Umre'den gelenler ellerini kollarını sallaya sallaya evlerine gittiler. 1 Mart 15 Mart arası bakanlığın kendi açıklaması 370.000 kişi yurt dışından ülkeye giriş yapmış. Ne zaman ki 11 Mart'ta vaka görüldü. 15 Mart'ta Umre'den gelenler apar topar öğrenci yurtlarına dolduruldu. Evet. Şimdi bu süre zarfında elini kolunu sallaya sallaya girenler bu virüsü zaten yaygınlaştılar. Belli bir şeyde bulaştırıcı oldular. Halbuki biz bu karantina olaylarını daha önce yapsaydık çok daha iyi sonuçlar alabilirdik. Yine bakanlık daha önce bu iller arası bağlantıları kısıtlasaydı, mesela İstanbul'da diyelim ki Avrupa yakasında vaka daha çok. Hiç olmazsa Anadolu'ya geçişi engelleseydi. Evet. Veya Anadolu'da daha çok Avrupa'yı engelleseydi. İtalya'da veya diğer öyle illerdeki... oldu biliyorsunuz. Virüs öyle yayıldı İtalya'da. Tabii. Biliyorsunuz. Evet. Tabii tabii. Mesela yine ilçeler arasında, mesela diyelim ki şu an Esenler ilçemizde yaygın. Esenler çıkışlarını kontrol altına alabilseydik, sıkı bir izolasyon ve karantina olsaydık, belki bugünkü durumdan daha iyi bir durumda olabilirdik. Bu kadar vakamız olmayabilirdi. Bu kadar ölüm olayları da olmayabilirdi. Yani biz daha iyiyi neden yapamadık diye kendimizi sorguluyoruz. Tabii ki bu evde karantina altına alınmalar, sıkı izolasyonlar tabii ki iyi sonuçlar veriyor. hiç olmazsa belli bir süre kişiler etrafına bulaştırmıyorlar. Mesela cuma namazını daha önceden keşke camileri kapatabilseydik. Keşke okulları daha bir hafta önce kapatabilseydik. Veya maçları daha önce tatil yapabilseydik. Ya bunlar hep bakanlığın geç aldığı kararlar. AVM'ler yine geç bildiğiniz gibi kapatıldı. O da çok AVM'ler tabii dükkanlar kendileri kapattı. Yine bakanlık kapatın demedi farkındaysanız. Dükkanlar evet. Kendi kendileri açıklamalar yaptılar. Tabii. Ve böylece AVM kendinden kapatılmış oldu. Hep biz bunları dile getirdik. Hep bunlar bakanlığın geç kalması, önlemlerin geç alınması. Hı. Yine aynı şekilde bakanlık gününe göre yani pandemiye göre bir hazırlık bakanlıkta yapılmamıştı. Hı hı. Ancak şimdi her gün yeni şeyler çıktıkça bakanlıktaki bürokratlar yeni kurallar getiriyorlar. Yeni hı hı. tedbirler alınıyor. Tabii bunları destekliyoruz. Memnuniyet verici şeyler. Mesela Ankara'da bakanlık bir bilim kurulu kurdu. Evet. Güzel bir şey. Evet. Ama ne Eczacı Odası'ndan bir temsilci çağırdı. Ne Türk Tabipleri Birliği'ni çağırdı. Ne Diş Hekimleri Odası'nı çağırdı. Ne diğer meslek kuruluşlarından çağırdı. Hatta ilginç bir şey daha var. Bilim kuruluna halk sağlıkçı bir hocayı bile çağırmadı. Evet. İlk bilim kurulunda geçen haftaya kadar, geçen hafta tekrar bilim kurulu genişlettiler. Şimdi halk sağlıkçı hocalarımız da var. Ya bunlar ilk kurulduğu an çağrılması gereken kişiler ve kurumlardı. Çünkü bu iş tek bakanlığın işi değil. Bu hepimizin işi. Tabip odalarından tutun eczacılara kadar. Bakın çok eczacı arkadaşlarımızdan da vefat edenler oldu. Evet. Çok eczacı arkadaşımız şu an COVID'den dolayı hastanelerde yatıyorlar. Evet, evet. Onlar da çok büyük risk altındalar çünkü. Tabii. Bir evet. de bu maske sorunu geldi ortaya. Evet. Şimdi eczaneler ya bu maskeyi başka türlü veremez miydik? Evet. Yani, direkt insanları, eczanelere hücum etmek durumunda bırakan tabii. bir durumla karşı karşıya kaldık. Bir de eczacı arkadaşlarımız kendilerine ne kadar kişinin başvuracağını da bilmiyorlar. Ellerine tabii. şimdi diyelim ki 10 kutu maske geldi. Tabii. Ama bazı eczanelerin müşterisi çok. Şu an maske yok diye geri çeviriyorlar vatandaşları. Vatandaşlar kızıyorlar. Eczane kızıyorlar. Geçenlerde sosyal medyadan bir eczacı paylaşmıştı. Her kutuda 5 tane maske var. Bu 5 tane yer alan yani tek kutuluk maskelerden 5 adet gelmiş sadece. Yani sadece 5 adet, 5 set halinde maske var elinde. O kadar kısıtlı gönderiyorlar ki bir de dediğim gibi az önce de konuştuğumuz gibi mesaj ulaşmıyor. Ulaşsa bile gidip insanlar temin edemiyorlar. Yani o kadar büyük sistemsizlik var ki şu an burada. Nasıl çözülür bilemiyoruz açıkçası. Bugün tekrar eczacı arkadaşla konuştum. Bugün sistem biraz daha değişmiş. Nasıl olmuş? Ama şimdiye kadar Sağlık Bakanlığı yaptığı en büyük hata cep telefonlarından mesaj gönderiyorlardı. Kod numarası. Evet, doğru. Şimdi peki cep telefonu olmayanlar var. Tabii. Veya evin aile reisinin veya babanın veya başkasının 3-4 tane numarası var. Diğerlerin numaraları yok. Doğru. Yani bu kadar bir sistemsizlik vardı ki şimdi bugün eczaneye gidiyorlar TC'leriyle vatandaşlar. Hı. Ama yine numarası eğer geldiyse alıyorlar. Yani cep telefonuna mesaj beklemiyorlar artık. Eczaneye gidip başvuruyorlar. Hı. Ama orada kod numarasına bakılıyor tekrar. TC'den giriş yapılıyor Medulla'ya. Halbuki biz bunun daha basitini söyledik ya. Ya Medulla'da belli. SDKK'nın eczacılarda bir sistemi var. Vatandaş gider, eğer ilde de eczacılar dağıtacaksa TC'sini söyler, aynı ilaç gibi alır, kayda girilir. Ya bu kadar basit bir işlem. Evet, ilaç veriyor mu gibi eczacı bunu kayda girse olay bitecek. Neden bu şifre, neden bu kod? Ya bu tamamen işi karışık bir hale getirmekten başka bir şey değil. Muhtarlara verin, muhtarlar dağıtsın. İlçe belediyelerine verin. Daha kolay hadi aslında muhtarlar aracılığıyla değil mi? Yani. Tabii Büyükşehir Belediyesi'ne güvenmiyorsunuz. Hadi İBB'ye güvenmiyorsunuz. İlçe belediyelerine dağıtın. İlçe belediyeleri versin. Doğru. Yani bu kadar basit. Bizlere dağıtın. Bizler giden vatandaşa verelim. Gelen vatandaşlarımıza verelim. Ya bu kadar değerli bir şey değil ki bu ya, cerrahi maske. Bu olaydan önce tanesi 50 kuruştu. Ama şu an 4 lira 5 lira. Yani şu maskeler 40 kuruş 50 kuruştu. Hocam ben Türkiye'de ilk vakanın açıklandığı gün merak edip bulunduğum bölgedeki bir eczaneye uğradım. Çünkü ondan önce biliyordum fiyatlarını. N95 denilen daha yüksek koruyucu özellik olan ve normal cerrahi maske dediğimiz maskenin fiyatlarını sordum. N95'in fiyatı 100 liraydı. Cerrahi maskenin fiyatı ise bir tanesi 10 liraydı hocam. O dönem yani. Hakikaten çok çok büyük fırsatçılık da demek istemiyorum. Diğer taraftan ellerinde bulunamama stok problemi, bir de hani en başta söylediğiniz gibi bir örgütlenme eksikliğimiz vardı. Hazırlıklı değildik. O yüzden büyük bir karmaşa da yaşandı sahada da bu anda. Evet. Yine maskeler geçen hafta Sağlık Müdürlüğü bize N95 diye Çin malı maskeler dağıttı. Bilmiyorum, Twitter'da falan arkadaşlar çok bahsettiler. Çok şey. N95 diye ama üzerinde N95 falan yazmıyor. Çince yazılar var. Hijyen maskesi diye. Böyle ufak bir İngilizce deyim var. Hı hı. Ve Çince tercüme eden arkadaşlar okutmuşlar. Bunlar N95 falan değil. Toz maskesi. Fakat sünger bir maske. Ortadan dikişli. Hı hı. Sünger maske, yani N95 ile hiçbir ilgisi yok. Hatta yerleri süpürürken bile ben onların tozu bile, tozdan bile koruyacağına inanmıyorum. Öyle bir maske tüm aile hekimlerine müdürlük dağıttı. Yani gerçekten bir skandaldır bu. Çok ya, bunu biz ilettik. Her tarafta, bütün Twitter'da arkadaşlarımız bunun resimleriyle beraber yayınladılar. Hı hı. Camdan baktığınız zaman zaten dışarısı da gözüken bir maske. Hı hı. Bildiğiniz sünger. Ya bunları dağıtırken de, Çin malı bunlar. Ya bunları dağıtırken de insan biraz bir düşünür, bir bakar. Yani evet, bunları neden dağıtıyoruz diye. Evet. Bir de ben bir şey daha söylemek istiyorum. Bu maskeler konusunda bizler de daha bakanlıktan zaten hala doğru dürüst maske gelmedi. Hı hı. Kendimiz bize bu malzeme satan tıbbi malzemeciden tanesi 45 liradan aldık. N95 maskeleri. İlk planda 15 tane aldık. El dezenfektanları aldık. Tanesi 50 liradan, litrelik. 15 tane aldık. Kendi cebinizden aldınız yani. Tabii. Çünkü vatandaşın kapıdan girdiği an ellerini bir dezenfekte etmesi lazım. Kesinlikle. Ağzına bir maske takması lazım. Hala ben, bazı hastalarımız geliyor, diyorlar maske bulamadık. Bakıyorum tülbentleriyle, başörtleriyle veya atkılarıyla bağlamışlar. Onlara benim o cerrahi maskeden çıkartıp veriyorum. Yani şu an bile artık şeyine bakmıyoruz. Al diyorum, tak. Yani şu an böyle bir haldeyiz. Evet, bir de vatandaşlara şunu tavsiyede bulunacağım. Lütfen hocam. N95'ler sağlıkçılara ait bir maske. Hı hı. Yani şimdi bizim vatandaşa maske taktırmamızdaki amaç, eğer vatandaşta bir virüs, hastalık varsa bunun dışarıya çıkmaması, virüsün uzağa saçılmaması, yani karşındakine bulaştırmaması. Evet. O cerrahi maske takıldığı zaman hı hı, daha çok ön planda kalıyor. Ama N95'lerin bir özelliği var, bir ventili var, hı hı, hava yeri var. Oradan nefes aynen dışarı çıkıyor. Yani eğer bu kişi hastaysa, virüs saçıyorsa karşındakine bulaştırma riski var N95'te. Bu çok önemli. Onun için N95'leri biz sağlıkçılar kullanalım. Vatandaşlar normal cerrahi maske yeter. Yani bu önemli bir şey. Evet, çok çok önemli. Evet. Çok teşekkür ederiz hocam. Son olarak tabii ki herkesin çok merak ettiği... Ben bir şey daha, bir açık konusunda... Lütfen, şimdi, lütfen hocam, buyurun. Tabii aileler ve çocuğu olanlar korkuyorlar şu an sağlık kurumlarına gitmekten. Evet. Haklılar. Evet. Hani hastaneler olsun, birçok sağlık kurumu olsun, bu COVID'li hasta geldiği için ve virüsün de gerçekten çok hızlı bir yayılımı var. Hı hı. Vatandaşımız da korkmakta haklı. Ama bizler aile sağlığı merkezleri hastanelere göre daha temiziz. Daha virüsten daha daha temiz sayılırız. Hı hı. O yüzden aşılarımıza, izlemlerimize, gebe takiplerimize devam ediyoruz. Hı hı. Ama biz bunları zaten telefonla arıyoruz ki hastalarımıza. Diyoruz ki şu saatte gelin. Biz o saatte zaten normal hasta almıyoruz. Sadece aşılarımızı, izlemleri ve gebelerimizin hı hı. izlemlerini bitiriyoruz. Kan alınacak da kanlarını alıyoruz. Hemen gönderiyoruz. Yani bunu bize gelmekten korkmasınlar. Çünkü şu an Dünya Sağlık Örgütü ve UNICEF'in bazı açıklamaları var. Avrupa'da tekrar kızamık vakalarının arttığı konusunda. Onun için bizde de geçen yıllarda kızamık vakaları artmıştı. Aşıları yaptırmaktan kaçınmayalım. Bize güvensinler. Yalnız randevulu gelsinler. Bizimle hastalarımız aile hekimleriyle bağlantı içinde olsunlar. Zaten telefonlarımız var. Evet. Randevu veriyoruz. O saatte gelsinler, aşılarını yapalım, gönderelim. Çok çok önemliydi Recep Bey. Bu uyarınız çok çok önemli. Bir şey daha söyleyeyim. Yani, tabii ki hocam. Bu ispatlanmış veya çalışılmış bir konu değil ama Avrupa'daki bazı ülkelerde verem aşısı zorunlu değil. Ve şöyle bir araştırma ortaya çıktı. Ama tabii bu kesin bir sonucu yok bu araştırmanın. Hı hı. Kesin değil. Verem aşısı yapılan ülkelerde, zorunlu verem aşısı yapılan ülkelerde ölüm olaylarının az olduğuna dair. Bizde de verem aşısı zorunlu yapılıyor. 2. ayda yapıyoruz şu an. Hı hı. O da antiparantez çocuğu olan vatandaşlarımızı uyarmış oluyorum. Gelsinler, aşılarını yapalım. Yani aşıların şu anki durumda bu salgınla hiçbir ilgisi yok. Hı hı. Tabii tabii gelsinler, hatta aşıların koruması bile var. Onun için gelsinler, yapalım. Çok çok teşekkür ederiz bu çağrınız için de. Son olarak hocam şöyle bir sorum var. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca, Doktor Fahrettin Koca da böyle bir açıklamada bulunmuştu. Önümüzdeki 2-3 hafta vaka sayısının pik yapmasını bekliyoruz. Ondan sonraki süreçte düşüşe ya da stabil olmasını bekliyoruz gibi bir açıklaması, böyle bir beklenti var. Uzmanların açıklamaları da bu yönde. Sizin görüşünüz nedir? Siz nasıl bir tablo bekliyorsunuz önümüzdeki süreçte? Tabii enfeksiyoncu hocalarımız var, arkadaşlarımız var. Hı. Hepsiyle biz takip odası olarak bağlantı içindeyiz. Görüşüyoruz. Evet, evet. Devamlı konuşuyoruz. Hı hı. Arkadaşlarımız aynı şekilde tüm dünyada seyrettiği gibi hı hı. bunun bir pik yapacağı. Ama hı. işte bu pikin nerede biteceğini bilmiyoruz. Bu pikin nerede ve ne zaman biteceğini bilmiyoruz. Evet. Ama şu an sevindirici bir olayımız var. Hastanelerimizde yeni başvuruların azaldığı konusunda ve yoğun bakım hastalarımızın fazla bir yükselmediği konusunda. Şu an aldığımız bilgiler bu konuda hı hı. İyi bir şey bunlar. Hı hı. Biz de bundan dolayı memnunuz tabii. Ama daha hala vaka sayılarımız artmakta. Yani daha şu anda o pik noktaya ulaşamadık. Devam ediyor değil mi? Hı hı. Devam ediyor. Hı hı. O pik noktaya geldikten sonra bir yatay devam ediş olacak. Hani bir anda böyle pike gelip de hı hı. aşağı düşüş olmayacak. Tekrar bir dönem yatay geçiş olacak. Hı hı. Ondan sonra yavaş yavaş azalma olacak. Hocalarımız aynı şekilde ama bunun 1-2 ay daha sürebileceğini söylüyorlar. Yani bizim en az tabii bu Nisan ve Mayıs aylarında da tedbirli olmamız, yine bu sosyal mesafeyi korumamız, hı hı. bu önemli bir konu. Hani her ne kadar havalar sıcak gittiği zaman hı hı. Halkımız unutuyor bazen. Tekrar hı hı. Dışarı çıkma, işte dolaşma, gezme, piknik yapma. Hani bunları bu dönem için biraz kısıtlamamız gerekecek. Yani çünkü bu virüs dediğim gibi gerçekten bizim de beklediğimizden çok daha hızlı yayılabiliyor ve bulaşım yapabiliyor. Yani onun için bunlara dikkat etmemiz şart. Çok çok teşekkür ederim Recep Bey, verdiğiniz bilgiler için. Son olarak sizin eklemek istediğiniz bir şey varsa onları da alabilirim. Çağrınız, talepleriniz, ekipman eksiğimiz var dediniz. Buyurun. Tabii, tabii Sağlık Bakanlığı'ndan birincisi şeffaf olması, ikincisi vakaların yerlerini, bölgelerini, cinsiyetlerini, yaşlarını, ben biraz evvel bunları söylemedim ama cinsiyet şu an çünkü erkeklerde vakaların daha fazla görüldüğünü görmekteyiz. Yaşların dağılımını, bunlar çünkü bizler için önemli şeyler. Tabii. Yani bakanlığın bunları saklaması nedeni de anlamış değiliz. Yine aynı şekilde bu sırf PCR pozitifliği kabul edilmemesi, vakaların tomografi ve laboratuvar durumlarına göre de vakaların kabul edilmesi, aynı şekilde vefatların daha uygun şekilde verilmesi. Çünkü bu toplumda şüphe uyandıran şeyler. Halbuki bizler Sağlık Bakanlığı'na güvenmek istiyoruz. Sağlık Bakanı verdiği rakamlara güvenmek istiyoruz. Bu konuda tabip odalarımızla, Türk Tabipleri Birliği ile beraber çalışılması ve aile sağlığı merkezlerinin tıbbi ekipman eksikliğinin tamamlanması. Bakın tekrar söylüyorum, ne kadar bakanımız bize bildirsin diyorsa da biz her konuşmamıza bildiriyoruz. Tüm basın yayın yoluyla, sosyal medya yoluyla bakanlığımıza bildiriyoruz. Aile sağlığı merkezlerinde ekipman eksikliği vardır. Bunların tamamlanmasını istiyoruz ama Çin malı maskelerle değil. Evet. Çok teşekkür ederim. Çok çok sağ olun Recep Bey, verdiğiniz bilgiler için ve kolaylıklar diliyorum size. Sağlıklı günler de diliyorum. İyi ki varsınız. Çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ediyorum. Hepimize, herkese, sizler başta olmak üzere hepimize sağlıklı günler diliyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ederim hocam. Hoşça kalın.